Biliyorum. Evet, Sinan Ataş tamam. hakkını O çiğnedim. zaman Aleyna Tilki meselesini ben size gündem olarak sunmak isterim, izniniz Lütfen. olursa. Buyurunuz. Yavru Vatan Kıbrıs'ta Aleyna Tilki sahne aldı. Çok biliyorsunuz kafa karıştıran şeyler konuşmuştuk dün de. Üç ayrı mesele konuşmuştuk. Emrah Karaduman, Madenci Veliahtı ve Bennu Gerede'nin oğluyla alakalı. Evet. Ve Aleyna Tilki bunlarla ilgili bir genel cevap verdi. Şimdi birazcık konserinden de görüntüler izleyelim o sırada. Neler söyleyeceksin, neler yapıyorsun? Amerika'daydın, çalışmaların güzel gitti dedik. Evet evet, ne yine zaman? Gideceğim. Yine Süper. gideceğim. Dün de Bennu Gerede'nin çocuklarıyla beraberdin. Onlardan biriyle birlikte olduğunu söyleniyor. Doğru mu bu? Teşekkür ederim. Hepsi arkadaşım. Peki ne zaman birileriyle seni görebileceğiz? Yani zor bir şey. İlişki durumu değil. Zor. Doğru. Kariyer odaklı mı gitmek Çünkü istiyorsun? Zor yani. Teşekkür ederim. Benim karakterime çok uygun değil, o yüzden. İlişki. Evet. Evlilik falan her şey sana uzak. İnşallah evlenirim de yani. Şu an uygun değil, uymuyor. İlişki zor diyor. İlişki zor. İlişkim yok diyor yani. Kısaca. Hı-hı. Tamam. İlişkisi olmuyor. Ama Emrah Karaduman'la vardı ilişkisi. Arkadaşları Ondan olabilir. Ondan çok mu dili yandı acaba? Olabilir. Şimdi Aleyna'nın yaşı da çok küçük olduğu için bu yaşta böyle dünya starı havasında yani bir sürü işe gidiyor. Anlatabildim mi? Hı-hı. Çok seviliyor. İnanılmaz bir hayran kitlesi var. Hem Aleyna ile olan kişi için zor hem Aleyna için zor. Yok böyle kıskançlık da onu giymeydi bunu giymeydi. Beni niye aramadın da. Emrah çok iyi anlıyordu. Emrah'la yani, çok Kolik çok zor vardı. Onun için şu an bir ilişki yaşaması. Bir de Aleyna'nın çok dikkat etmesi lazım. Yaşadığı ilişki onun o performansını, o enerjisini düşürmemesi lazım. Geldik değil mi Emrah'a? Geldik. Emrah'la, ama işte Emrah'la çok iyi anlaşıyorlar ve bence Emrah'la ya beraberler diye düşünüyorum ya da vardır ben böyle hiç bir düşünmüyorum Emrah'la bir beraberlik ama olduğunu. Ama madencili de olduğunu zannetmiyorum. Ama madenciliyle uçakta özel uçağından görüntü Abi gidersin arkadaşınla ne var yani? Gerçi özel uçakta arkadaşınla ne ya var? Ya gidersin canım hayır hayır bak o kadar da şey değil. Ha, arkadaşının uçağı gidersin. Vardır. Şimdi benim arkadaşımın uçağı olsa binersin bir atıyorum bir Kıbrıs'a bir Antalya bir yere gidersin yani ne olmuş yani. Arkadaşının arabasına binmek gibi arkadaşının maddi durumuna bağlı. Kiminin arabası, kiminin teknesi, kiminin uçağı var, Bravo. Kiminin metrobüsü var yani. Kızın arkadaşının uçağı varsa yani bu kızın suçu mu? Aleyna'nın suçu değil. Mu? Binmesin mi çocuk? Ne olmuş yani bir hava aldırıp indirmiş. Ama şimdi o zaman da magazincilerin suçu mu? Bindiği zaman bizim de aklımıza başka şey geliyor. Ama Aleyna dürüst bir kız. Bir şey olduğunda söylüyor mesela. Sevgilisi olsa söyler. Evet yani Emrah'la olan ilişkisini belki çok dillendirmedi ama söylenen yani hiçbir şey de karışmadı. Diyor. Yani 19 yaşındayım. Hani dün de konuştuk Size ya. Size ne diyor yani? Yani bir miktar kendi üslubuyla yine de dikkat ettiyseniz çok kibar konuşmuş. Hani öyle evet. Şey de yapmamış. Yani olmaz hani gerek yok. Kariyerinize mi odaklısınız? Evet. Doğru aslında keşke son sürat kariyerine odaklansa. Çünkü hani şeyi olan bir kız. Mayası iyi olan bir kız. Sesi hani buradan iyi. Bir şey çıkabilir. Gerçekten bir Çıktı şey çıkabilir. Zaten, daha hayır, da iyisi dünya çıkacak. Starı anlamında. Daha da iyi. Zaten oraya doğru gidiyor. İşte yani doğru yönlendirilmesi ve arada böyle saçma taşlara takılmaması lazım. Yine geliyoruz menajerlere. Yine geliyoruz etrafındaki doğru yönlendirenlere. Bir insandan dünya starı da yaratabilirsiniz. Yok olmuş bir kişilik de Aleyna yaratabilirsiniz. Aleyna çok güzel bir proje bence ve doğru ilerleyen bir proje. Ben Aleyna'yı hep baştan beri bir proje olarak görüyorum ve çok doğru ilerliyor. O strateji de ancak Aleyna belki böyle bir 26-27'lere kafa kaldırma yaşlarına geldiğinde bir tık bozulursa bozulur. Şu an daha o kontrol Aleyna'ya geçmez yani. Hmm. Hani daha öyle böyle inişli çıkışlı aşklar yaşayıp kariyerini zedeleyecek yaşta değil. Bir tık daha sonrası Ama olabilir. Ama bak Aleyna'da şu ana kadar bak geçen sene yaptığımız haberleri düşün. Bu senenin başında yaptığımız haberleri düşün. Biraz boş bıraktığında yaşının toyluğun verdiği şeyle saçmalamaya çok müsait. Evet. Çünkü kendini gerçekten dünya starı olup hep onu örnek veriyorum ya Miley Cyrus gibi Amerika'da yaşıyor gibi zannediyor. Ama Britney evet. gibi de bitebilir. Britney yani Spears işte bugün bak yok mesela biliyorsun doğru yani. Britney Spears dünyanın en önemli starıydı. Şu an nedir Sıfır. Durumu? Evet. Yani Kocası çok zor jürilik falan buluyor. Tabii tabii. Evet, yani rehabilitasyon merkezlerinden çıkamıyor. Hani başına gelir demiyorum ama ucunu açık bıraktığında doğru yönlendirmediğinde bu tip yeteneği olan insanların aklı kayabiliyor. O da onun doğru. için çok başında duruyor olmaları lazım. Ya ailesi çok başındaydı onun. Şu an ne yapıyorlar? Hiç gözükmüyorlar orada. Ailesi mi? O 17 yaş hikayesinde. Hayır. Aleyna'nın
Çok başında duruyorlardı. Biz konserlerine gidiyoruz sürekli. Ama o zaman yaşı küçüktü de ondan. Ama yani şimdi annem de 19 olmadan... hayatım. 17 ile 19. Hayır, resmi yaş anlamında söylüyorum. Yani 18'den küçüktü. Hatta anne baba izniyle konsere çıkmak denen bir şey bile tartıştı o zaman Türkiye. Evet. O sebepten aile vardı. Annesiyle yine ilişkileri çok iyi. Hatta bir kız kardeşi var. Oyuncu mu olacak, şarkıcı mı olacak? Bir kız kardeşi var. Onu da yetiştiriyorlar. Ve fakat mesela Aleyna'da şöyle bir sorun var. Ses şahane. Yani dansına mansına da bir şey diyemeyeceğim. Yani sahneye de doldurduğuna inanıyorum. Ve fakat böyle çok Türkvari bir yüzü var. Yani ona ne yapsalar? Ben sana neyi düşündüğünü anladım. Yuvarlak yüz hatları var ya. O nedir biliyor musun? Gençlik suratıdır. Ama o gençlik suratı Aleyna'nın 3-4 sene sonra oturacak yerine. Öyle yani diyorsunuz. 3-4 tabii sene diye bir kısmı 30'dan itibaren de yanakları daha çökecek, oturacak, daha kemikli bir hale gelecek. Hepimizin suratı yani çok sıradan, çok evet çok sıradan bir yüzü var. O dediğin gibi yaşla beraber oturur yani. Bir de gerçi bu yaşlarda kendi halimi düşündüm makyaj de. Makyaj pek yapmıyor. Öyle şeylere çok hayatım dudaklarını yaptırdı ama yanaklarını manaklarını yaptırdı. Şimdi makyaj yapmıyor derken nerede sen de süper yaptırdı? Hayatım dudaklarını yaptırdı, bir takım şeyler yaptırıyor yani. Canım o kadar işte heves etmiş yaptırmış. Hayır, hevesine bir şey demiyorum. Safi doğaldan da bahsetmiyoruz yani. Yaşı peki küçük de yapılan yok canım şey baksana ama neredeyse sıfır makyajla sahneye çıkıyor çocuk. Aynen. Makyajı bile yok o çocuğun. O zaman tamam Aleyna'yı kendi halinde bırakalım.